Herkese selamlar sevgili dostlar, ben PlayDD Demekırcan. Yeni bir oyunun demosuyla karşınızdayım. Efendim bu videoyu geçmeden önce birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Çünkü daha önceki demo oyunların videolarında çeşitli yorumlar gördüm ve bu yorumların yanlış ya da eksik olduğunu düşünüyorum. O da şudur. Bir demo niçin yapılır? Demonun amacı nedir? İlk önce ondan biraz bahsedelim. Ondan sonra oyunumuza geçeriz. Demonun amacı yapımcı firmanın bir oyunun kısa bir bölümünü bizlerle paylaşarak oyunla ilgili mekanikleriyle, animasyonlarıyla, çevre tasarımıyla bize ne sunduğunu göstermesi ve bu sayede bizim de oyunu deneyimlememiz sayesinde, yani bir tecrübe edinmemiz sayesinde oyunu alıp almayacağımıza karar vermemiz. Yani bir şey izlemekle deneyimlemek farklı oluyor. Demodaki amaç da bu. Kısa bir bize deneyim sağlamak oyunla ilgili ve bu sayede hiç oynamadığımız ve yeni çıkacak bir oyunun oynayıp oynamayacağımıza karar vermemiz. Bu süreci işletiyor. Yani şu an sizinle oynayacağımız oyunu daha önce hiç oynamadım ve ilk defa sizinle birlikte oynayacağım, deneyimleyeceğim. Ve deneyimlemem sonucunda size bir şeyler paylaşacağım. Siz de en azından izleyeceksiniz. Ha bu oyun böyle bir oyunmuş diyeceksiniz. Ve sonucunda alıp almama karar vereceksiniz. Bu videoların amacı bu. Demo videoların amacı budur. Aynı zamanda demoların da amacı budur. İkinci olarak kanalımda birçok demo oyunun videosu var. Eğer bir göz atarsanız denemeler diye bir playlist göreceksiniz. Bir oynatma listesi göreceksiniz. Burada birçok farklı oyunun demolarını, ilk bölümlerini burada paylaşıyorum. Bunlara bakarak ya hani alıp almayacağınıza karar verirsiniz veyahut eğer baştan sona bir şey varsa, serisi varsa kanalımda bunu deneyimleme fırsatı bulursunuz. Yani baştan sona izleyerek bir oyunun gameplay'ini izlemiş olursunuz. Böyle de bir şeyiniz olur. Güzel, benim açımdan güzel, sizin açınızda güzel zaman geçireceğimiz bir süre olur. Onun için bir bakarsanız ve baktığınızda eğer beğendiğiniz videolar varsa, hoşunuza gidecek videolar varsa, uzun seriler de var çünkü. Bunlar da hoşunuza giderse bir like atıp takipçim olursunuz. Böylece benim de bir tane takipçim olmuş, izleyicim olmuş olur. Güzel olur. Evet dostlar, oyuna geçelim bakalım. Sevgili dostlar, Steam'in Next Fest kapsamındaki demolardan birini daha deneyeceğiz. Oyunumuzun ismi Ultros. Bakalım bu Ultros nasıl bir oyunmuş, bize ne vaat ediyor, ne gösteriyor. Bir 10-15 dakikalık bir deneyimden sonra birlikte biraz konuşuruz, üzerine konuşur. Videomuzu bitiririz. Oyunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Sizinle birlikte ilk defa ben de deneyimleyeceğim. Çünkü bu bir demo ve yeni çıkan bir oyunun ilk oynanışı. Bakalım neymiş bakalım. Oynayalım. Susamışım. Gayet soyut kavramlar falan içeren bir oyun olacak sanırım. Öyle gözüküyor. Vay, renk paletine bak sen. Uyuyor muyuz orada? Şurada bir uyuyan biri var. Devam edelim abi. Kalk kalk. Kaptırıver. Aha kalktık. Abi atmosfere ortama bak. Çok güzel. Aa renk paleti hoşuma gitti. Ateş etme neyle yapılıyor? Şurada bir şey çıktı. Neymiş o? Zıpla. Tamam. Shift tuşuyla zıplıyorsun. Okey. Abi arka taraftaki boyamalara, süslemelere bak. Çok tatlı gözüküyor. Biz sola gittik. Soldan başladı. Sağa gitseydik devam edecek miydi peki? Bir bakalım. Yalnız çok güzel gözüküyormuş be. Aa buradan gidilmiyormuş zaten. Ne bu? Kafamıza su damlıyor. Ay. Bir dakika çekelim yine damlayacak mı? Yere mi damlıyor o zaman? Bir dakika kafamıza bir daha damlasın. Kılıcımıza damlasın. Yok dur şöyle. Ya. Kafamıza damlıyor. Kılıca damlamıyor. İlginç. Ha tutunabiliyorsun. O da güzel. Bu neymiş ya? Aha. Aha da düştük. F. Ha, kayarak gitmez. Kayma. Slide. Geçtik kardeşim. Burada bir insan vücudu gibi bir şey var. Farkında mısınız? Bak.
Aa Efe bak. Geriye doğru Efe basar. Bak arkanız dönükken. Bir dakika. Bunda çok düşme olur ha. Sevmem öyle düşmeyi. Allah. Bunları ne yapacağız? Vuramıyoruz. O da bize vuramıyor. Demek ki bu iyi huylu bir yaratık. Yalnız yırtıkların desen şeylerine bakar mısın? Ne kadar güzeller. Ellerine falan bak. Ne kadar tatlı yapmışlar. Aa çok hoşuma gitti. Sevdim ben bu oyunu ha. Yani şey değil. Abi bir dakika burada bir şey varmış. Kılıcımızı alıyoruz. Ha şimdi kılıcımız var artık. Wow. Tamam. E ile yapılmış. Abi ok tuşlarıyla yapılsaydı keşke ya. Oku atayamıyoruz E yerine ok. Aha kötü karakter. Işık. Bu şaka olmalı. Marduk'un göz adına. Canını yakacağım senin. Ha? Sen mi yapacaksın? Senden mi duyuyorum bunları? Harika Audience of One diyor. Başarısız olacağımızı söylüyor. Buradan kaçamayacağız sanırım. Onu söylemek istiyor. Ne ihtiyacın olduğunu biliyorum. Bu şeyi Messi yani ne denir ona? Çöpü nasıl temizleyeceğimizi, buradan nasıl kaldıracağımı biliyorum. Her neyse unut gitsin. Dinle beni. Sana yardım edeceğim. Bana biraz yardımcı olman lazım. Farklı bir kafadayım ben gibi bir şey söylüyor. Bu arada suratın falan baktığımızda şeye benziyor. Mürekkep balığına benziyor. Bu mürekkep balığına benzeyen yaratık konseptini başka hikayelerde vesaire gördük. Daha çok Cthulhu evreninde böyle bir tanrı var. Hatta böyle yaratıklar var. Oradan da bolca kullanılan bir şey aslında. Her neyse uzatmayalım. Hadi başlayalım bakalım. Bu abimiz bize yardımcı olacakmış. İyi biriymiş bu. Fishing. Fishing. Oy yaratıklara bak. Çok tatlı. Şunu alalım. Yaratıkların bir şeyini alıp yemeye bak. Aa iyi çok garip. Allah etrafa saçıldı. Bunları nasıl yiyorduk? R. Şunları yiyelim lan gitmeyin lan. Gittiler yiyemedik. Neyse. Sorun değil kardeş. F ile kayıp R ile poposundan vuruyorsun diyor. Tamam. Uy dövdü lan bizi. Aa düştük. Bunları yiyebiliyor muyuz? Yiyelim. He bu bir larvaymış. Larvaymış. Yedik ama. Ya yemedik. Sakladık gibi bir şey oldu. Buradan gidiyoruz sanırım. Ne dünyalar. Aman Allah'ım. Yukarı mı çıkacağız aşağı mı gideceğiz? Dur bir aşağıya gidelim bakalım. Kayarak mı gidiyoruz? Ay yiyorduk valla. CTR basınca yiyoruz. Oh paşam. Ye. Afiyet olsun. Senden mi sakınacağız? Ha, buradan gidemiyoruz. O zaman geri dönelim. Bu da Metroidvania dedikleri yani bir noktada bir şey öğrenip bir şeyleri elde edip haritanın başka bir noktasına gidip o öğrendiğimiz yeni skill'lerle şey yapıyoruz efendim. Mekanı açmaya çalışıyoruz. Yani kapının anahtarı ya da yeni açılacak mekanların anahtarı bizim bulduğumuz nesnelerle etkileşimimiz sayesinde oluyor. Burada da aynı muhabbet devam ediyor. Bu tip oyunlarda genelde bu yöntemi kullanıyorlar. Yıllardan beri kullanılan bir yöntemmiş efendim bu. Buradan şuraya mı gideceğiz acaba? Dur. Bu tarafa mı gideceğiz? Saçma olur. Buradan mı gideceğiz? Hayır, yine oradan. İnsene kardeş. Buradan mı gelmiştik biz? Bir daha bakalım. Ha burada yatan biri var. Hop hemşerim. Nereye gitmeye çalışıyoruz acaba? Buradan yukarı mı çıkıyoruz? Bakın burada ruhani bir şey var. Heh, çık bakayım. Buradan yukarı çıkamıyoruz. O zaman aşağı inelim.
Buraya gelmiştik zaten daha önce. Sanki bir şeye girdik ve habire aynı yerlerde dönüyormuşuz gibi hissetmeye başladım. Bir de buradan gidelim. Allah, çok fena düştük. Allah Allah, harita marita yok mu kardeşim? Tamam, nereye gitmemiz lazım? Varmış harita bu ara. Şuraya gitmemizi istiyor. O zaman düz git, yukarı atla. Oraya nasıl çıkacağız? Şuradan mı çıkacağız? Şuradan şuraya atlayamayız. Oraya çıkmanın başka bir yolu olması gerek. Belki buradan gideceğiz. Ama buradan da çıkamayız. Düz devam et. En sağa doğru gideceğiz o zaman. Dur bakalım. Bir onu bulacağız. Buradan devam yok. Şuradan gidelim. Şimdi bir de haritaya bakalım. Evet, geldik ama üst kata nasıl çıkacağız? Üst kata gücümüz yetmiyor. Acaba şuradan bir şey mi yapmamız lazım? Burada mı kullanacağız acaba? Sanırım burada bir şey kullanıp etkileşime geçip yukarı çıkmamız lazım ama onu yapamıyoruz. Her neyse. Sevgili dostlar, videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Oldukça kısa bir video oldu. Kaç dakika olmuş? İşte 10-11 dakikalık bir video olacaktı, oldu şu an için. Bence yeterli. Kendine has değişik bir konsepti var. Çok tatlı çizimleri var. Çok hoşuma gitti. Özellikle arka plan renk tonları, farklı, nasıl söyleyeyim, asimetrik çalışmalar, daha organik çizimler. Büyük ihtimal bunlar el çizimleri. Ya el dedim, hani kara kalem, elde kağıt kalemle değil de bir tablet üzerinde falan böyle bu işleri yapan sanatçılar var. Çok güzel şeyler çizen insanlar var. Onlardan biri bize bir konsept oluşturmuş, bir oyun konsepti oluşturmuş ve sanatsal bir şeyler icra etmiş, bir şeyler sunmuş bize. Bu da bu tarz oyunlarda, yani her biri farklı konsept var, her biri birbirinden tatlı ve güzel gözüküyor. Yeni çıkan oyunlarda yeni sanat, yani bu tarz işler yapan, özellikle indie oyunlarda sanatçıların çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel, çok tatlı şeyler bize sunuyorlar. Ve bu benim bayağı hoşuma gidiyor. Bu oyunun konsepti de hoşuma gitti ama 2D platform oyunlarıyla pek aram yok. Sebebini daha önceki videolarda da söylemiştim. Pek beceremiyorum. Çünkü oyunlarda şey vardır, işte şuradan şu duvara zıpla, oradan işte şey, tuzağa yakalanmadan zıplayıp iki adam kes ve üç kere üst üste zıpla gibi bir tuş takım kombinasyonları var. Hızlı hızlı basıp oraya geçmeniz gerekiyor. Ve ben onları pek beceremiyorum. Bu tarz şeyler sizden talep etmeyen oyun sayısı da çok az. Ama ona rağmen bu tarz 2D platform oyunu olarak Ori'nin serisini, Ori neydi? Bir şey Vips. Neyse işte, hatırlayamadım şu an ismini. Onu oynamayı düşünüyorum. Bir de Dead Cell'i almıştım en son şeyden. Dead Cell miydi? İsmini şu an hatırlamıyorum. Neyse. O iki oyunu almıştım. Birini Epic'ten aldım. Birini de Steam'den vakti zamanında almıştım. Kütüphanede duruyor ve bir an önce onların Let's Play'lerini çekip kanalıma eklemeyi düşünüyorum. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız bilin ki yakın bir zamanda bu 2D platform oyunlarıyla ilgili birkaç oyun gelecek. Her ne kadar çok başarılı olmasam da türünün en iyilerinden olanların birkaçını kütüphanemde, yani YouTube kütüphanemde playlistlerim arasında olmasını istiyorum. Bu nedenle onları çekmeyi düşünüyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.